Ses kısıklığının nedenleri diyelim o zaman nedir? Ses kısıklığının nedenleri. Ses neden kısılır? Evet. Efendim, gırtlaktan yani akciğerden çıkan hava ses telini titreştirerek, titreşim vererek ses oluşur. Nefes alırken ses telleri ayrıktır. Hafif ayrıktır böyle. Konuşurken o artık Allah'ın bir takdiri. O kadar mükemmel bir hale geliyor ki. İşte ses, akciğerden çıkan ses, sese dönüşüyor. Hava, ses tellerini sese dönüştürüyor. Zor bir şey. Şimdi, bazı insanlar, La ilahe illallah Muhammed Resulullah ne yapıyor? Sesini kötü kullanıyor. Bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, küfür ediyor vesaire vesaire vesaire. Bir de bakıyorsun vatandaşın sesi gidiyor. Şimdi benim tanıdığım bir vatandaş binanın 6. katında oturuyor, çatı katında taksi sürüyor. Ta sokağa girdi mi başlıyor korna basmaya. Çocuk yani getireceği bir iki poşet yiyecek içecek getiriyor. Çocukların hanımlarına haber veriyor ta 200 metreden. Aşağı inip ben geliyorum. Ya ne getiriyor? Ekmek getiriyor. Domates herkes alıyor yani. Görgüsüzlük. Vatandaşa hava atıyor. Ben geliyorum. Geliyorsun cehennem dibine gel. Vatandaşı rahatsız etme hakkın yok ki değil mi? Bir sürü insan oturuyor. Artık bıkmıştı millet. Kornaya basıyor taksici tabii. Çocukları, hanımı koşa 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 aşağı iniyorlar. Sanki bu vatandaş hazine getiriyor. Getirdiği her vatandaşın evine getirdiği ekmek, domates, biber her neyse. Yani kültürsüz, cahil bir insan. Törpülenmemiş maşallah. Yani her seferinde böyle kornaya basıyor. Bir de bağırıyor az gecikseler nerede kaldınız falan. Aşağıdan bağırıyor yukarı doğru. Binada oturan Allah'ım şu adamdan kurtulsak ya falan diye dua ediyorlar. Ve aradan yıllar geçti. Vatandaşla karşılaştım tanıyamadım. Gırtlak kanseri olmuş. Gırtlağına bir tane alet takmışlar buradan. Beni tanıdın mı diyor. Bir cenazede orada bulunuyordum. O da oraya gelmiş. Tanıyamadım dedim. Yasin beni nasıl tanımasın? Ben taksici falan. Allah Allah dedim. Ya adam gençti, dinçti, dinamikti. Koşturuyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Havalıydı. Kanser olmuş. Bitmiş. Bağıra bağıra. Sesini kötüye kullanmak tehlikelidir. Allah'ın verdiği nimeti kötüye kullanmayacaksın. Her nimetin değerini bileceksin. Sağlığın değerini bileceksin. Sesini de kötüye kullanmayacaksın. Bazıları bağırıyor, çağırıyor, biraz yüksek tonla hareket ederse çok hassastır ses teli. Zarar verirsin, iltihaplanır, bakteri, virüs, mantar kapar. Kaparsa da yavaş yavaş gider. Ses kısıklığı olursa kişi de birkaç gün içerisinde ses kısıklığı kendiliğinden geçer. Dinlenirse kişi. Fakat geçmiyorsa, sürekli bir ses kısıklığı varsa... Ya doktora gidip hemen muayene olması gerekir. Gırtlak kanser olma rizikosu var demektir. Tehlikeli. Hangi meslek dallarında ses kısıklığı daha çok görülür? Çok bağıran siyasetçiler, politikacılar meydanlara çıkıp durmadan bağırıyorlar, bağırıyorlar. Kanser olurlar sonra gırtlak kanseri. Çok bağırıyorlar. Ben haklıyım, sen haksızsın vesaire vesaire. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Politikacılar çok gırtlak kanseri olabilir. Efendim saz sanatçıları vesaire yani ses sanatçıları o kadar bağırmıyor da yani bağırarak çağırarak böyle satış yapanlar vesaire vesaire dikkat mesela bu pazarlarda satıcılık yapanlar sürekli bağırıyor. Bağırmak yani böyle sürekli bağırmak tehlikeli. Gırtlak kanseri olma rizikosu veya en azından sesini kaybedebilir. Riziko çok büyük. Dikkat etmek gerekir. Dengeli hareket etmek gerekir. Yani cahilin şeyi yok. Evet. Evet. Şimdi geçici olarak eğer ki ses kısıklığı olmuşsa ne yapacağız? Buna karşı ne var elimizde? İşte Afrika ıtırı, ıtır dediğimiz bu Pelargonium zidoides, Pelargonium ıtır çiçeği. Biz bu ıtırın kökünden, çiçeği değil ama kökünden. Kökünün ekstraktı ses kısıklığına karşı farenjit, sinüzit, bademcik yani yukarı nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalarda etkisi ispat edilmiştir.
Ha bir de hıçkırık var. Bazı insanlar da sürekli hıçkırırlar. Hıçkırığa karşı da dereotu yerse kişi hıçkırığı hemen keser. Böyle birkaç kişiyle karşılaşmıştım. Sürekli hıçkırıyor. Tuttu mu da devam ediyor. Bu tür rahatsız olanlar yani az biraz bir demet dereotu yediklerinde hemen hıçkırığı keser. Böyle bir rahatsızlık da söz konusu.